Yolda yatıyor, sahibinin gelmesini bekliyordu. Rahatlıkla görülebilecek kadar büyüktü ama vicdansız bir sürücü hızla gelip zavallı köpeği ezdi. Üstelik ezdiğini fark ettiği halde arkasına bile bakmadan gaza basıp yoluna devam etti. Zavallı köpeğin telef olduğu o an güvenlik kamerasına da yansıdı. Hızla geldi, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Zavallı hayvanı ezdiğini fark etti ama arkasına bile bakmadan gaza basıp yoluna devam etti. Denizli'de market işletmeciliği yapan Hasan Çakıcı, iş yerinde papağan, 2 karga, 13 kuş, 8 sokak kedisi, 2 köpek ve 1 de sincap besliyor. 4 yaşındaki fındığı da 3 yıl önce sokaktan sahiplenmişti. Köpeklere elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyorduk ama çıkamadık maalesef. Fındık iş yerinin önündeki yolda yatarak sahibini bekliyordu ve bu sırada hızla gelen bir aracın altında kaldı. Elinde cep telefonuyla araba kullanan birisi yavrumuzu ezdi geçti. Yavaşlıyor araba. Farkında durmuyor ya, bir dur kardeşim, bir bak ne yaptın, öldü mü kaldı mı? Aracın iki tekerleği de üstünden geçti zavallı köpeğin. Can havliyle marketin önüne fırladı fındık. Hemen kızın veterineri aramış. Veteriner 5 dakika içinde gelmiş. İç organları zarar görmüş. Sonra bir 10-15 dakika zaten bizi beklemiş herhalde ki. Geldiğimizde burada yatıyordu zaten yavrum. Göz göze geldik, sadece gözlerinden su geldi. Ağladı. Ondan sonra da zaten titreyerek canını verdi. Sahibi şimdi fındığın ardından gözyaşı döküyor. Şu an ben o adama katil gözüyle bakıyorum. Ama olayın olduğu anda durup da insan arabadan yapacak bir şey var mı dese bile ben o zaman derdim ki bu insan mağdur, fark etmemiş. Çünkü hepimiz insanız. Fındık aynı zamanda mahallenin de maskotuydu. Her gelen soruyor, fındık yok, görünmüyor, nerede diye. Öldüğünü söylemek de çok zor ama İnsanlar ağlayarak çıkıyor. Çakıcı ve ailesi şimdi o vicdansız sürücünün bulunmasını istiyor. Bizim şu an tek derdimiz çocuğumuzun katilinin bulunması, cezasını çekmesi.